Migren hastalığını konuşacağız. Çok kişi de var. Değişik zamanlarda tutuyor. Tuttu mu bazen günler sürüyor. Sanki böyle kafasını insanın tutup kaldırıp atası geliyor. O derece bir ağrı. Evet. Migren çok çok ağır bir hastalık ve milyonlarca insan bundan muzdarip. Yani bayanlarda takriben bayanların %16'sı, erkeklerin %6'sında, yani ortalama her 10 kişiden bir kişide, yani Türkiye'de demek ki 8 milyona yakın migren rahatsızlığı çeken hasta var. Ha, bunlar da faz faz, yani evre evre, yoğunluğuna göre rahatsızlığın. Ben migreni öyle baş ağrısı, hafif bir baş ağrısı olarak zannediyordum. Bir dostumu Almanya'da ziyarete gittim. Şimdi kayınvalidesi geldi. Televizyona bakıyoruz, bir haber programı. Kadıncağız gitti televizyonun yanına oturdu. Yoga yapıyormuş gibi böyle. Hiç hareket yok. Dedim ki, ne oldu dedim, bir yanlış mı yaptık? Bana mı böyle davranıyor? İstemiyor mu dedim. Yok dedi, seninle ilgisi yok. Ne var dedim. Niye böyle yapıyoruz? Migreni tuttu dedi. Ne olacak? 2 saat o dünyayla ilişkisi kesiliyor. Kimseyi duymuyor, görmüyor, anlamıyor. Robot gibi orada oturuyor. 2 saat yoga yapıyormuş gibi böyle bakıyor ama algılamıyor. Hiçbir hareket yapmıyor. 2 saat oturduktan sonra kendine geldi. Ha, nasılsınız, iyi misiniz? Normala döndü. Yani pili bitmiş oyuncak gibi, sanki pili takıldı, harekete geçti. Evet. Şaşırdım, dedim ki ne biçim migren bu böyle? 35 yıldır aynı rahatsızlığı çekiyor ve kullanmadığı ilaç kalmamış. Aşırı kimyasal kullanmaktan kalp damar rahatsızlarına, şeker hastalığına, tansiyona, kolesterole, obeziteye, birçok hastalığa da yakalanmış. Aşırı ilaçlar bünyesini yavaş yavaş tahrip etmiş. Bunun çözümü var mı amca dedi. Var inşallah, bakacağız dedim. Yani her hastalığın bir çözümü var. Migren neden olur? Beyin aynı bilgisayar gibi sürekli mail atan bilgisayarlar var. Bilgisayar programı ayarlarsınız, milyonlarca mail atar. Hazır program kurulur, beyin de milyarlarca saniyede ama haber gönderiyor. Haberciler var beynimizde, haber taşıyan nörotransmitterler dediğimiz sinirlerden, sinir hücrelerinden birbirine haber taşıyan. Mesela şundan şu kadar salgıla, bundan bu kadar salgıla, hormon salgıla, şu hareketi yap, bu hareketi yap, şunu konuş vesaire vesaire. Sürekli komut veren nörotransmitterler gönderir beyin. Sürekli haber gönderir, haberci. Yani saniyede milyonlarca. Şimdi bu çok yoğun bir haber sistemi içerisinde, nörotransmitter akışı içerisinde sinir sistemiyle beyin arasında anormallik meydana gelir. Burada serotonin hormonu salgılanması hafif azalırsa migren ortaya çıkar. Hı hı. Burada serotonin hormonu çok büyük rol oynar. Serotonin hormonu azaldı mı tetikleyici bir faktör. Migren, son baş ağrısı vesaire tedavi edilmezse ağırlaşır. Kimyasal kullandı mı daha da kötü olur. Yani bak, ağrı kesiciler... Migren ağrısı ağrı kesiciyle de geçmiyor. Tabii ağrı kesiciler daha kötü diyor. Mesela Almanya'da İnsanların hemen hemen herkesin cebinde ağrı kesici var. Kendisi için değilse de eşi, dostu, arkadaşı için. Hemen çalışan iş yerlerinde ağrım tuttu, bir hap ağrım tuttu. Herkes birbirinden alırlar, kullanırlar. Yani bu da tabii ki neleri tetikliyor onu bilmiyor. Önemli olan o an o ağrıdan kurtulmak. Ağrıyla ilgili bu serotonin salgılaması çok çok önemli. Bunun normala dönmesi mükemmel. Mümkün. Nasıl mümkün? Sarı kantaron, şu çiçeğini gördüğünüz bitki, sarı kantaronun birleşimindeki flavonit ve flavonit türevleri, hiperisin ve hipeforin, beyindeki serotonin hormon salgılamasını artırıyor. Doğal artırıyor. Evet. Siz eczaneye gider, serotonin alırsanız, çok büyük yan etkileri var. Kimyasal olduğu için büyük tahribatlar yapar. Fakat sarı kantaronla beyindeki serotonin salgılamasını artırır, hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Hiçbir negatif etkisi yoktur. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış.
Aynı şekilde nanenin yağı, nane yağı, okaliptüs yağı, biberiye yağı ve lavanta yağı. Bunlar tabii ki rastgele değil, özel bir karışım gerekir. Bu karışımdan, eterik yağ karışımından kişi migreni başladığında birkaç damla şakaklarını böyle sürer, ovalarsa migreni hemen geçer.